Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak Halil'le beraberiz. Halil otobanda maşallah Ducati'nin hakkını veriyor diyebilirsiniz. Ama ben öyle demiyorum. Aşırı sürat yapıyor diyorum. Çünkü sonuçta bana gelen videolar var. Şimdi burada Halil'in başına ne gelmiş olabilir? Neyse ki süratle ilgili bir şey gelmedi. Çünkü bu süratlerde başa bir şey gelince durum vahim olabiliyor. Bunun farkına varın lütfen. Şimdi depo kapağını gördük mü? Açıldı. Benzin ne oluyor efendim? Uçuyor gidiyor. Depo kapağı tam kapatılmamış. Bu süratte titreşimde açılıyor. Ondan sonra litresine 23 küsür lira verdiğimiz benzin şu anki fiyatla uçup gidiyor. Ve gaz kestikçe daha çok gidiyor. Halil şimdi görüyor. Ne yapabilirdi Halil? Benzin aldıktan sonra depo kapağını güzelce kapatabilirdi. Bundan emin olana kadar bastırabilirdi üstüne. Önemli bir konu, çok yapılan bir hata. Yani burada bir şey olmamış, kamerada kırıldı. Geçmiş olsun. Göktuğ'un motoruna konuk olduk. Göktuğ türkü söyleye söyleye gidiyor vallahi yolda. Pek eğlenceli, pek keyifli ama bir anda bir şeyler değişiyor. O da şöyle bir arka freni yokluyor. Ondan sonra tümüyle panik ve kontrolü kaybediyor. Kenara düşüyor. Yumuşak bir düşüş. Göktuğ'un herhangi bir sağlık problemi yok. Kırılan bir gururu olabilir belki. Ne yapabilirdi sorusu. Daha dikkat edebilirdi. Bakın burada yağmur yerleri ıslatmış. Çok net görünüyor. Yani buradan gelen bilgiye karşı siz bir de arka fren kullanırsanız gazı kesip o motor kayar. Ondan sonra da panik yaparsınız. O yüzden daha iyi gözlemleyin. Her türlü bilgiye aç olun. Islandı mı yavaş yavaş gazını kesin. O sürete düşün. Geçmiş olsun. Sürelim bakalım. Melih'le birlikteyiz. Geçen hafta bu yoldan geçtim. Müthiş güzel bir yol. Antalya'ya doğru gidiyor Olimpos tarafından. Onlar da 3 arkadaş sürüyorlar. En önde Yaman Hoca. 3. sırada Melih. Arada kalanın adını hatırlayamadım. Kusura bakmasın lütfen. Sıkı gidiyorlar. Yani performans sürüşü bu. Kilometreler kaç bilmiyorum ama oldukça fazla. İçeriden virajlar var ama konumuz bu değil. Konumuz şu. Konumuz büyük. Kocaman bir tır dönülmez yerde U dönüşü yapıyor. Tabii ki dönülmez. Yasak tabii ki. Yani öyle bir şey hakkı yok. Buradan dönüş mü yapılır? Bakın yerdeki çizgilere. Ama dönüyor işte. En önde Yaman Hoca olduğu için bir akademisyen kendisi, o yüzden Yaman Hoca diyorum. Ne yapabilirdi? Gördüğü kadar gidebilirdi. Yani siz bir tepe noktasının arkası, burası bir görüş sınırıdır. Ve burada durabilecek hızda giderseniz başınıza bir şey gelmez. Ama kendisini tebrik ediyorum. Fren yapsa duramayabilirdi. Çok güzel bir kaçış manevrası. Bunun için tebrik ediyorum. Yani orada fren en öndeki motor için söylüyorum. Çok işe yaramazdı. Sürat yüksek çünkü. Çok doğru bir kararla sola kontra ve tırın önüne doğru kaçış. Bu başarılı bir manevra. Ne yapmayabilirdi? Gidip burada tırcıyla sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım demeyebilirdi. Yani buna gerek yok. Yürüyün gidin. Mehmet, şehir içinde sürüyoruz. Araba kamerası olduğu için ses gelmeyecek. Önde bir halk otobüsü. Mehmet arabasıyla onu takip ediyor, gidiyor. Halk otobüsü dörtleri yaktı. Bir tehlike var zannediyorsunuz ama hayır, duracak, yolcu alacak. Yani şu flaşörlerin sadece tehlike anında yakılması gerektiği bir ders konusu. Bunu işleyeyim ben olmazsa. Sağ sinyal vermesi yeterli otobüsü. Mehmet de geçmiyor. Son derece sakin bekliyor. Ama burada bakın şu genç adam yolun karşısına geçerken motosikletli arkadaşım ona çarpıyor. Neyse ki düşmüyorlar. İnşallah o çocukta da bir şey yoktur. Yani bir daha bakın. Bakın çocuk koşuyor, o da bakmıyor. Ama bizimkine bakın. Bir de arkaya kız arkadaşını atmış. Ne kask var, ne bir şey, hiçbir şey yok orada. Ya düşse ne olacak? O kızın kafası yere çarpınca ne olacak? Sevgili arkadaşım, seyrediyorsan sana soruyorum bu soruyu. Kendi kaskını ona ver, seninki değersizse. Olur mu? Halit'in tırındayız. Bakın Halit tır kullanıyor. Şimdi görünmüyoruz falan diyoruz ya. Ya adam koskoca tırı görmüyor. Seni mi görecek? Bak tır yani. Böyle bir cüsse değil mi? Onu bile görmüyor. Halit de yazık, dert yanıyor bana. Görünmüyoruz ya. Yazla devam. Bizim Çayırbaşı tam Tekke yolunun girişi, yani Türkiye'deki bence en iyi yol, ilk üç, hadi ilk üç diyeyim, bence en iyi
ilk üç yoldan biri. Yağız da maşallah galiba eğitimini almış. Güzel sürüyor, akıllı sürüyor. Süreti de son derece yeterli. Konumlanmaları iyi. Azıcık geç kalıyor. Onun dışında pek bir şey yok. Ama bakınız ne oluyor burada. Allah bir yastıkta kocası ne diyeyim de yani yollardan biraz uzak dursanız daha iyi olmaz mı? Göktuğ ile sürüyoruz. Geliş gidiş bir yol ama çok geniş. Şimdi burada 88 km 90 çok iyi. Tam olması gereken süratte. Tam 90 km. Ne bekliyorsunuz burada? Hadi 5 saniye süre. Tehlike nereden gelebilir? Bilenler? Arkadan. Aynayı gördünüz mü? Sağdan yanaşan bir yardırcan var. Hepsi motorcu olacak değil ya. Bu da arabacı yardırcan işte. Ne işin var sen? Motorun sağında adam zaten 90'la gidiyor. Ne yapabilirdi Göktuğ? Aynaya bakabilirdi. Aynayı daha sık kontrol edebilirdi. Yoksa burada korna çalıp arabanın arkasından gaz açmak iş değil. Yani bunu yapmayın zaten ama Göktuğ'cum sinirlenmekte de haklısın ama sen yine de aynanı daha sık kontrol et. Ferhat'la yine aynı durumu yaşayacağız. Bakın burası şehir içi ve vın diye yandan geçen çok acelesi olan bir yere yetişen ünlem bir arkadaşımız gidiyor. Devam edelim sürmeye. Şu sağdaki Gökdeniz, bunlar da arkadaşları yayayla bir polemik. Yaya yolun ortasında. Onlar da kızıyor, o da onlara kızıyor. Böyle karşılıklı bir kızma var. Şimdi bakalım ama yani ne olacağına bakalım. 60 kilometre ile gidiyor Gökdeniz ve arkadaşları. 55 normaldir buralar için. Şimdi yaya ne yapabilirdi sorusunu soracağım. Çünkü arkada bir kocaman yaya geçidi yapmışlar. Milyonlarca lira harcamışlar. O yaya geçidini yapmışlar be amca. Senin için o yaya geçidi. Ben mi çıkacağım onun üstüne? Sevgili yayalar, lütfen yaya geçidi ve üst geçitleri kullanalım lütfen. Deniz'le Gökçe çiftinin motorundayız. Kartepe yolu çok da güzel bakın. Renkler derken Deniz küt yerde. Deniz ne yapabilirdi? Şimdi Deniz 3. viteste motosikletini unutmayabilirdi. 3. viteste böyle bir dönüş mümkün mü? Tabii ki gider. Ama genel olarak bagaj arka fren, yarım debriyaj ve stop ettirmeyecek kadar bir gaz yavaş dönüşler için yeterli. De. Bununla ilgili bir eğitim videosu belki çekerim ama dinleyelim bu güzel çifti. İyi miyiz? İyi. Tamam. Sende bir şey var mı? Yok. Sende var mı? Yok. İkisi de iyiyim cevabını verdikten sonra başlıyorlar gülmeye. İşte motosiklet sürmek eğlencelidir, düşerken bile eğlencelidir. Yeter ki tam kıyafet olun. Batuhan ne yapmış olabilir? Bakalım şimdi Batuhan gidiyor. Geliş gidiş bir yol, trafikte sıkışık. Karşıdaki ablaya ne yapıyor? Yani ittire kaktıra giriyor değil mi? Ama Batuhan ne yapabilirdi? Onun sorusu bizim için daha önemli. Bakın görünüyor buradan ablanın gelişi. Sollayacak onu. Batuhan sen niye üstüne gidiyorsun ablanın ya? Çekilsene kenara. Sen niye onun üstüne gidip sıkıştırıyorsun? Sana dokunsa ne olur? Yani o yüzden aman diyeyim cezalandırıcı olmayın. Ders konusu yaşanmış bir olay. Bakalım şimdi gidiyoruz burada bir... Tali yollar falan var sağda solda. Karşıdan bir araba. Şimdi 3 araç birbirine yol veriyor. Vallahi alkışlanacak durum. Türkiye'de ender yaşanır. Sonra sağdaki araç gazlıyor. Karşıdaki sol dönüyor. Arkadaşımız da buradan devam ediyor. Ha. Şimdi bunu bir krokisini çizelim. Bakın olayı baktım ben map'ten. Aynen böyle bir yol. Motorcu düz gidecek. Mavi araba sola dönecek. Karşıya girecek. Kahverengi araba da sola dönecek. Şimdi bir düz giden iki sola dönen var. Geçiş hakkı. Düz gidenindir. Öyle mi? Düz gidenindir böyle bir yolda. Çünkü iki araç dönüyor. Bir motosiklet geçecek. İki karşıdaki araç. Çünkü mavinin sağında. Üç mavi. Tamam. Kafalar karıştı mı? Karışabilir. Çünkü garip bir şey. Şimdi yolu biraz değiştirelim. Mavi de düz gidiyor olsun. Motosiklet düz. Mavi de düz gitsin. Kahverengi araç dönecek olsun. O zaman birincilik kime geçer? Kime? Cevap? Evet maviye geçer çünkü motosikletin sağında düz gidecek olan mavi var. Birinci sırada mavi geçer, ikinci sırada motosiklet geçer, üçüncü sırada dönecek araç geçer. Bakın
çok yakın olaylarda nasıl büyük bir karmaşa var görüyor musunuz? Bunları herkesin bilmesini bekleyebilir misiniz? Ya ben beklerim de siz beklemeyin lütfen ve kendinizi koruyun. Özellikle kavşaklar bizim için ağır yaralanmalara sebep olan yerler çünkü duran bir nesneyle çarpışıyoruz. Lütfen kavşaklarda çok dikkatli olun. Yavaşlayın, kenara çekilin, durun gerekiyorsa. Arkanızı kollayarak tabii, arkası da çok tehlikeli çünkü. Ya bunları yapın. Bakın kavşaklarda basit iki olay, bir yer değişikliği bütün kuralları değiştirdi. Şimdi siz insanlardan bunları bilmesini, size yol vermesini falan beklemeyin gözünüzü severseniz. Vallahi ben beklemiyorum. Ha, öğrenirlerse, bilirlerse ne âlâ. Ama bilmeye de bilirler. Belki ben de yanlış biliyorumdur. Bir arkadaşım buraya yazabilir ama benim bildiğim bu. Bir arkadaşıma da danıştım. Doğrusu bu. Ama yanlış da olabilir. O yüzden biz kendimize yine ne yapalım? Garantiye alalım. Nedir bu garanti? Doğru konum, doğru hız. Gerekiyorsa yol vermek. Gerekiyorsa elinizde kibar bir işaret. Bunları yapın, hayatta kalın. Hadi iyi sürüşler.